Herkese selamlar arkadaşlar. 16 ve 17 Ağustos 2020 iddia tahminleriyle hepinize merhaba. Videoyu bu şekilde başlatmak istedim. Çünkü katıl butonunda maçlar vermiştim. Aynı şekilde maçları şöyle baktığım zaman bir günden fazla geçtiği için kaymış şey. 14 Ağustos'ta sizlere de paylaşmıştım. Instagram'dan yaklaşık 1089 kişi görmüş. Şu sol altta gördüğünüz üzere 1089 kişi görmüş. Aynı şekilde katıl butonundan katılan arkadaşlara da verdim bu maçları. Bu 3 maç başarılı şekilde geldi. Değerlendiren arkadaşlar oldukça fazla olmuş. Özellikle Barcelona Bayern Münih maçının MS2 ve 2.5 üstü değerlendiren arkadaşlar oldukça fazla olmuş. Kazanan arkadaşlara öncelikle tebrikler ediyorum. Tebrik ediyorum. Şöyle oradan da gösterelim isterseniz. Şu bir tane örnek olsun diye attım. 266 TL gibi bir para almış. Gayet muazzam bir para. Dediğim gibi Instagram'dan bazı arkadaşlar diyor diyor hep katıl butonuna veriyorsun kazandırıyorsun bize vermiyorsun falan burada da verdim instagramdan da takip edenler kazanmış sayılacaktır ama dediğim gibi üye oldukları için ayrıcalık tanıyorum biraz anlamanız anlayışlı olacağını düşünüyorum zaten normal tahminlerimiz de aynı şekilde başarılı şekilde devam ediyor Mart 2, Mart 2 derken 500 TL 1075 TL gibi para MS2500 Aynı şekilde bunu değerlendiren arkadaşlar herkese tebrikler. Bakalım bugün Manchester City'nin maçı var. Ne olacak ne bitecek belli olur. Instagram Kangal Tips buradan bize ulaşabilirsiniz. Zaten bir sürü mesaj var onlara da döneceğiz. Videodan sonra dönmeye çalışacağım. Şöyle katıl butonunda da arkadaşlar sürekli maç vermeye devam ediyorum. Buradan maşallah çok ilgi var. Teşekkür ediyorum katılan arkadaşlar özellikle. Mesela bir saat önce maç paylaşmışım. 6'da ve 8'de maç var. Zenit, CSK Moskova, CSK maçı başladı. MS1 1,5 üst dedim. Maç şu an 1-1 gibi bir skorla devam ediyor. Ee, burada zaten sizlere de açıklama yapmışım. Rusya Ligi falan yeni başladı. Yeni transferler yapıldı. Ligler biraz daha oturması lazım. Bahis alırken fazla basmayın diye aynı şekilde uyardım. Burada herkese açık kuponun resmini paylaştım. Instagram'da falan paylaştığını söyledim, gördüm. Bu şekilde aynı şu maçları da göstereyim sizlere en son gelen maçlar bu şekilde. Amacım herkesin kazanması. Umarım herkes kazanmıştır. Herkesi kazandırabilmişizdir. Aynı şekilde videoyu zaten yaklaşık 4.500 bin kişi falan izlemiş. 4.500 falan. Orada izleyenler Barcelona maçını görmüştür. Bugün de aynı şekilde Manchester City maçı, maçı var. O maçtan da umarım kazanır. 16 ve 17'sinde United maçı var. 17'sinde de aynı şekilde UEFA Avrupa var. UEFA Avrupa'da Inter ile Shakhtar maçı var. Muazzam gollü bir maç bizi bekliyor diyebilirim. Aynı şekilde eleme turları var. Bu eleme tullarına fazla bulaşmayın diyorum ben. Yine maçlara vereceğiz aynı şekilde. Bugün Manchester City maçı var aynı şekilde. Ta bahsimizi verdik oynayanlar oynayanlara. Şimdiden hayırlı olsun diyelim biz. İnşallah umarım gelir. CSK maçına MS1 vermiştim katıl butonundan. Değerlendirmek isteyenler değerlendirir ki canlıda şu an videoya atarım. Yakın ilk izleyenler de değerlendirebilirler. İlk maçımız Sevilla United maçı bu arada maçlar hakkında sizin yorum ve görüşlerinizle yoruma bırakırsanız en azından bir teşekkür ederseniz videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olursanız bize gerçekten destek vermiş olursunuz bizi sevindirmiş olursunuz bizim like'lar geldikçe aboneler geldikçe bu işi daha çok yapmak istiyoruz daha çok hevesle araştırıyoruz bilgi araştırıyoruz nereden ne eksik ne fazla daha çok istekle yapıyoruz bu yüzden bizler için gerçekten önemli yoksa zaten bir işe yaradığı da yok gerçekten ama izlendiğimizi bilmek veya sevildiğini bilmek güzel bir şey arkadaşlar. Elimizden geleni de yapıyoruz. Kazandırmaya çalışıyoruz ki şükür kazandırıyoruz da bazı insanlara diyeyim. Bakalım herkese kazandırırız inşallah. İlk maçımız Sevilla maçı. Şimdi Sevilla arkadaşlar UEFA kupasında gerçekten iyi oynayan bir takım. Zaten en çok kazanan takım da Sevilla. Bir ara Hamborga koydu. 14-15 2006-2007-2008 yıllar olması lazım. 5 tane UEFA Kupası'nın sahibi olduğu. Yanlışım varsa düzeltirsiniz. United da son zamanlarda gerçekten formda. Özellikle şunu söylüyorum. Bruno Fernandes takıma geldiği zamandan beri uzun zamandır mağlup olmayan bir e, yani ligde uzun zamandır mağlup olmadan ilerleyen bir United vardı. En son yenildi. Chelsea yenildi. 3-1'lik skorla. Ligde iyi gidiyor. Aynı şekilde UEFA'ya baktığımız zaman son maçında Kopenhag'a 1-0'lık yenerek uzatmalarda gelen golle yenerek burada bir sürü kişiye yatırdığını söyleyebilirim ben. Sevilla bu maçta galip gelme oranı, oranı yüksek ama ben bu maçta çok fazla gol beklemiyorum. Özellikle onu söyleyeyim. Sevilla ile zaten arasında oynanan maçlara baktığımız zaman 13 yılında oynanmış. Onu geçelim. 18 yılında Sevilla kendi evinde beraber bitmiş. Sonra deplasmanda galip gelmiş. Ama United'ın da formlu olduğunu söylemek gerekir. Maça dikkat edeceğiniz şey şu arkadaşlar. Maç tek maç olarak oynanacak. O yüzden her iki takımda temkinli ve dikkatli bir futbol oynayacaktır diye düşünüyorum ben. Sevilla takımı da zaten son 19. resmi maçta mağlup olmadığını da söylemek gerekir. O yüzden bir beraberlik çıkma şansı var. Fakat ben bayis olarak şunu önereceğim size. Bu maçta ben ilk yarı 0 1.80 güzel de bir oranı var. 1.80 orandan ilk yarı 0 önereceğim. Taraf bahsine gitmek isteyenler de dediğim gibi bir beraberlik düşünüyorum ben bu maçta. Ama gol gelir mi gelir ama ben Meyse'ye oynamanız yerine ilk yarı sıfır oynamanızı daha öneriyorum. Özellikle ilk başta takımlar birbirini tartacaktır. Önemli bir sakatlık isim her iki takımda da önemli bir sakatlık isim şu an yok. Şu anda karşıda ekranla benim açık. Sakat isim her iki takımda da gözükmüyor. O yüzden ilk yarı sıfır bahisi benim için mantıklı olan bahis olduğunu söylemek gerekir sizin için. Sevilla'nın son 5 resmi maçı United'ın ise son 6 maçından 4'ü 2.5 alt bitti. Bu da önemli bir istatistik. Maçları genelde alt bitiyor. Bu da erik takımın temkinli olmasından dolayı. Ve tek maç üzerinden oynanacağı için ekstra biraz daha temkinli, dikkatli futbol oynayacaktan düşünüyorum. İlk yarı sıfır bahisini öneriyorum sizlere 1.80 orandan. Fakat çok fazla da girmenizi önermem. Çok fazla girmeniz derken çok fazla miktarlar basmanızı önermiyorum. Çünkü biraz sıkıntılı bir bahistir ilk yarı bahis. Belli olmaz. 1-0 dakika 1.00'da e bir yatar, kapanır maç öyle biter. Orana düşük isteyenler 25 alta da girebilir ama ben bu şekilde... İlk yarı 0 bahsini önermek istiyorum sizlere. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız ilk yarı 0 bahsini değerlendirebilirler. Geçelim. Bir de Space'e maçı hakkında konuşayım arkadaşlar hemen. Bunu kuponuma dahil etmeyeceğim ama analizledim. Ben bu maçta arkadaşlar en son Pescara maçı 2-3 gol demiştim. Aynı şekilde bu maçta da bir 2-3 gol bekliyorum. Çünkü aralarında oynanan maçların zaten %80'i %70'i 2-3 gol civarında bitmiş ki İtalya'da 1-2 gol olduktan sonra maç durgunlaşıyor. Millet çekiliyor. Sanki Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçını oynamış ikinci maçta galip geliyor da yatıyor tarzı bir oyun var. Böyle bir benzetme yapayım dedim. Çok fazla golle geçmiyor zaten. Bir de playoff maçı biraz daha dikkatli olacaklardır. 2-3 gol bahsini ben bu maçta öneririm. İsteyenler alabilir, isteyenler eklemeyebilir. Bunu da bu arada hemen söyleyeyim. 2-3 golünde 1 oranı var. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Ekstra olarak da bu maçı veriyorum. Aynı şekilde Norveç ve Belçika liglerinin analizlerini yapacağım. Ee, katıl butonunda veya Instagram'dan da paylaşırım arkadaşlar. Önce katıl butonunda paylaşırım. Baktım kafama yattı. Herkesin daha çok oynamasını isterim. Güzel maçlarsa analizlerini henüz yapmadım. Instagram'da da aynı şekilde ekran fotoğrafı paylaşacağım sizlere. 17'sindeki maç bu maç arkadaşlar bak. Benim içimden Inter galip gelir eyvallah ama bir şaklar şaklar deyince son gerçekten o Wolfsburg maçından sonra en son maçında zaten ben galip geleceğini söylemiştim. O gün de kazanmıştık. Sağ olsun şaklar diyeyim ben. İleride ya Brezilyalı beni fazla mı etkiliyor diyeyim. Ne diyeyim? 6 tane Brezilyalı var ilk 11'inde. Şimdi göstermiyor kadrosunu. Son maçlardan ben size son maçı zaten Bazel'i yendi. 3-1'lik skorla yendi. Pardon 4-1'lik skorla yendi. Şu an ekranda açık baktım. Ya Şaklar muazzam oynuyor. Ya Gerçekten ileride zaten ileri dörtlüsü Brezilyalı. Ama hepsi 33, 32, 34 yaşlarında. Bu 3 yaş grubuna dağılmışlar. Gerçekten oynuyorlar. Tyson olsun, Morus olsun. Golcü isimleri zaten oldukça fazla. Şöyle golcü isimlerine baktığınız zaman. Aynı şekilde Marlos. Özellikle Marlos. Maşallah diyeyim ya adam gerçekten muazzam futbol oynuyor. Top ayağına yapışıyor. Shakhtar'ın ben kesinlikle gol atacağını düşünüyorum yani bak. Shakhtar'ın bu maçta kesin gol atacak. Duydunuz değil mi? Kesin gol atacak. Shakhtar'ın ileri attı. Gerçekten Brezilyalılar şov yapıyor ya. Bir sürpriz bile çıkabilir ya bu Inter maçında. Ama dediğim gibi Inter tecrübesini koyaraktan galip gelmesi bilecektir ama yani bir sürpriz çıkarsa şaşırmam yani. Öyle onu da söyleyeyim sizlere. Lukaku var, Martinez var. Kandreva aynı şekilde de, e, Inter'de devam ediyor. E, bu maçta şu bahsi önereceğim sizlere. Inter kendi evinde son oynanan 2005 maçı yılında oynanmış. 1-1 gibi skorla bitmiş. E, KG var bahsi bence bu maçta kaçmaz. Ben şartların bak çok formda gol atacağını düşünüyorum. 1.48'den oranı var. KG varın. Inter'in de zaten turu geçmek için K gol atmak isteyecektir. Shakhtar attığı zaman Inter de mecburen tur için atmak isteyecektir. KG var 1.48 orandan değerlendirmek isteyen arkadaşlarımıza değerlendirebilirler. Dediğim gibi Shakhtar'a ben gerçekten güveniyorum haberiniz olsun. Bu maç hakkında şunu söyleyebilirim. Inter'in 10 maçında Shakhtar'ın ise son 13 maçında mağlup olmayan iki takım karşı karşıya geliyor. Shakhtar'ın pandemi sonrası bak oynadığı 11 maçta tam 40 tane gol atmış. Inter'in son 6 resmi maçının 5 tanesi de KG yok bitmiş. Shakhtar'ın 11 maçta 40 gol attığını pandemi sonrasında ne kadar iyi çıktığını bu istatistikten görebilirsiniz. Shakhtar'ın bu sezondaki Avrupa'daki 11 maçından 10 tanesi de 2.5 üst bitti. Bunu da yazın kenara. 2.5 üst asli de mantıklı. Almak isteyenler 1.58 oranından alabilir. Ama ben daha ideal, daha sizin en iyi oran kazanan orandır arkadaşlar. Bunu da yazın. 2.5 üst almayanlar alabilir. Almak isteyenler alabilir. 1.58 orandan. KG var Bayes'in ben geleceğini zaten düşünüyorum. O yüzden 1.48 orandan öneririm. Bu şekilde maç 3 maç analizledim. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Dediğim gibi katıl butonuna vermeye devam edeceğiz. Şu iki maçı kombine yaptım. Onu da sizlere göstereyim. 2.66 orandan 100 lira atsan 266 TL gibi bir miktar veriyor. Şöyle 266 TL gibi miktar veriyor. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Herkese başarılar diliyorum. Maçlar hakkında yorumlarınızı videonun altına bırakırsanız sevinirim. Ee, videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olursanız destek verirseniz sevinirim. Kanalın bildirimlerini açtığınız zaman da hem topluluğu tarafında maç paylaştığım zaman hem de video düştüğü zaman size bildirim düşer. İzlersiniz. Kazanırız inşallah beraber. Görüşmek üzere.